Yeni bir Anadolu'nun Yedirengi programından daha hepinize mutlu bir hafta geçirmeniz dileklerimizle bu haftaki programımıza başlıyoruz sevgili izleyiciler. Bu hafta Anadolu'nun Yedirengi'nde genç jenerasyon Türk halk müziği sanatçılarından çok değerli bir kardeşimizi konuk ediyoruz. Arzu, Anadolu'nun Yedirengi'ne hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın, ne var ne yok, neler teşekkürler, yapıyorsun? Teşekkürler, iyiyim. Bildiğin gibi abim, koşturuyorum yine konserler. Hayatımız artık konser ev, Bedirhan yüzünden. Konserden evet. Eve, bir de kuzucuğumuz evden var, kadar. Küçük bir tane. Evet. Ne kadar oldu? 2,5 yaşına girecek abi. Maşallah, Allah bağışlasın. Sağ ol, darısın başına. Buradan el sallayalım. Evet. Şimdiden, evet. Şimdi Anadolu'nun Yedirengi programının içeriğini biliyorsun. Kendi hayatını başından sonuna kadar, bugüne kadar anlatıyorsun. Kendi ağzından dinleyeceğiz. Tabii ki. Önce nerede doğduğundan başlayalım. Ne zaman demiyorum çünkü bayanlara yaşıt olmuyor. Ben söylerim abi, evet. Bir şey olmaz. 1978 İstanbul doğumluyum. Küçük yaşlardan beri her zaman söylüyorum zaten. 6 yaşımdan beri türkü söylüyorum. Çünkü babamlar 10 kardeş, 8'i yurt dışında. Evet. Yaz aylarında izine geldiklerinde sabahlara kadar böyle çalınıp söylenirdi türküler. Evet. Öyle büyüdüm. Aslen nereli olduğunuzu da izleyicilerimize paylaşalım. Erzincanlıyım. Evet, çünkü o kültürü yaşatan, bu gelenekten aldığını geleceğe evet, taşıyan bir Erzincanlıyım, kökenim dersin. Evet. Daha sonra 4 yıl bağlama ve şan dersi aldım konservatuar mezunu bir hocamızdan. Haydar evet. Uçakçı'dan. Ondan sonra konservatuara gittikten sonra albüm düşünüyordum ama evet. Farklı gelişti. Biz arkadaşlarla grup kurmuştuk. Bu arada bir radyo programına gittik. Orada sevgili İzzet Altınmeşe vardı. Selamlarımızı gönderelim, ellerinden öpüyorum. Evet. İzzet Altınmeşe radyoda dinlemiş ve o dönem program sunuyordu. Demiş ki bu kızı bana bulun. Programa çıkaracağım. Ulaştılar bir şekilde, çağırdılar. Evet. Çıktım programa. Ondan sonra birçok firmadan teklif geldi. İber Müziği seçtim. Kaç yıllarında oluyor bu? 1999 yılında da albümüm çıktı ama bunun öncesinde tabii ki 2 yıl repertuar dönemi vardı. Evet. Doğru. 99 yılında ilk albümüm çıktı. O zamanları hatırlıyorum. Hatta o sözleşmeyi ben de okumuştum değil mi? Evet. Bana da getirmişti babam. Çok anlamadığım için evet. Hocam bunda bir eksiklik var mı, bir şey olur mu? Ben buradan da İbrahim Bey'lere de selamlarımızı söyleyelim. O kapanda evet. Dürüst, namuslu çalışan firmalardan kesinlikle biri. Kesinlikle öyle. Ben de onların sanatçısıydım bir ara. Sonradan ben ayrıldım ama sizler devam ettiniz. Bekliyoruz yine abi. Evet, şimdi bir küçük hemen ara verelim. Arada şu türküyü söyleyelim. Ondan sonra sohbetimize devam edelim. Yani tamam. Senin ilkokul eğitimini alacağız. Ortaokul, işte lise yılları ve bugüne gelene kadarki hayatı özetleyeceğiz. Hangi türküyle başlayalım? Son albümümden bir eser okuyalım o zaman. Senin eserin olsun abi. Birlikte okuyalım mı? Yalan onunla ettiğini. Onunla başlayalım peki. Evet. Hasretinin ateşiyle kavurdun beni. Yalan ettin bu sevdayı, yalan oldum ya. Yüreğimi talan ettin, talan oldum ya. Ne yaptıysam, ne ettiysem yüzün gülmedi. Mecnun gibi bu çöllerde kalan oldum ya. Yalan ettin bu sevdayı, yalan oldum ya. Yüreğimi talan ettin, talan oldum.
Yaptıysam ettiysem yüzüm gülmedi. Mecnun gibi bu çöllerde kalan oldum yar. Koca ömrüm gelip geçti, bunu bilmedim. Senden başka açan güle gönül vermedim. Ne kurşunlar gelip geçti, boyun eğmedim. Kirpiğini hançer edip sen vurdun beni. Yalan ettin bu sevdayı, yalan oldum ya. Yüreğimi talan ettin, talan oldum ya. Ne yaptıysam, ne ettiysem yüzün gülmedi. Mecnun gibi bu çöllerde kalan oldum ya. Yalan ettin bu sevdayı, yalan oldum ya. Yüreğimi talan ettin, talan oldum ya. Ne yaptıysam, ne ettiysem yüzün gülmedi. Mecnun gibi bu çöllerde kalan oldun ya. Evet, sesine, nefesine sağlık diyorum. Senin de yüreğine sağlık abim. Güzel seslendirmişsin albümde. Bir de benim hissettiklerimi de sen sesinde anlatmışsın. Teşekkür ediyorum abim. Çok güzel bir eser. Buradan aynı zamanda da değerli hocam Ferhat Divaneli'yi de sevgiyle saygıyla bir kez selamlarımızı gönderelim. Evet. Selamlarımızı gönderelim. O da çok güzel aranje etmiş besteyi. Çok güzel. Zaten mesleğinde tartışılmaz. Kişilik evet. olarak da benim çok sevdiğim bir insan ve ben albüm yaptığım sürece Ferhat Livaneli kesinlikle olacak. Kendisi istediği sürece tabii ki. Evet, o da muhakkak isteyecektir. Senin gibi şeker gibi kızı bulmuş ne yapsın? Daha istemesin bak albümünü yapmayı değil mi? Biz iyi anlaşıyoruz hocamla ya. Ortaokuldan, ilkokuldan birazcık bahsedelim. O yıllarda dediğin gibi işte ailenin bir kısmı yurt dışında olduğu için geldiklerinde yaz aylarında yiyip içip sohbet, muhabbet evet. derken bir yandan sabahlara çabuk söylemeler. Sabahlara kadar öyle durmadan. O da tabii bir küçük Anadolu'nun bir minyatür halidir bizim evet. evlerimiz. Çünkü Anadolu kültürünü birebir yansıtıyoruz. Senin ailenin de öyle olduğunu biliyorum. O yıllarda neler yapıyordun? Sen dinliyor muydun daha çok? Gel kızım sen de bir tane söyle diyorlar mıydı? O günleri anlatır mısın? Söylüyordum. Evet. Söylüyordum. Babamların en büyük abileri var işte Cemal amcam. Evet. Onun sesi çok güzel. Hala da öyle. İlk başta o beni yönlendirdi. Dedi ki söyle bakayım hani bir söyle dedi. Söyledim. Dağlar seni delik delik delerimi söyledim ilk abim. Dedi ki çok güzel sesin. Sen bundan sonra söyle. Ondan sonra da hiç her yıl geldiklerinde en fazla okuyan bendim tabii. Bir de seviyordum. Güler Duman'ı dinlemeyi çok seviyordum. 6 yaşımdan beri en fazla dinlediğim halk müziği sanatçısı Güler Hoca. Sabahat ablayı dinliyorduk. Sabahat Akkiraz'ı. Evet. Musa Eroğlu'nu, Arif Hoca'yı. Böyle büyüdük işte. Evet, tabii ki hepimizin kulak dolgunluğu onlarla olmuştu. Evet. Halk kültürüne, halk müziğine. İyi ki de olmuş yani diyoruz. Ben de hatırlıyorum çocukluk yıllarında özellikle bu muhabbet serileri vardı. Muhabbet evet, bilgi. Evet, evet. O birden itibaren ben onu artık sonuna kadar hep takip etmişimdir çocukluk yıllarında. Ve o albümler çıktığı zaman gider alırdık, getirip elde teybe koyar, sazımızı da onunla aynı akorda getirir. O nasıl şekilde bekleniyordu bizler. Değil evet. mi abim? Albüm çıksın hemen alalım falan. Şimdi ne yazık ki işte böyle internetten çıktığı günler ertesi gün bu sefer korsan evet. indiriyorlar. Bütün emekleriniz ziyan oluyor değil mi? Kesinlikle öyle abi. Peki müzikle biraz daha bir bilerek, bilinçli olarak tanışman nasıl oldu? Biliyorum ben bağlama da çalıyordum biraz öğreniyordum. Bir dönem çalıyordum ama kursa şimdi sadece... gidiyordum. Evet, 4 yıl gittim abim. Neredeydi o kurs? Avcılardaydı. Evet. Hocamız Haydar Bıçakçı ve Agah Akkuş vardı. Evet. Onlardan bağlama dersi aldım ve şan dersi de aldım Haydar Hoca'dan. Öyle bir dönem çalıyordum.
Ben hep seni biliyorum sırtında. Dönem... Biz aynı zamanda da annelerimiz de evet, orada komşuyduk, tanışıyorlardı. Ve bir gün annem dedi ki, bizim dedi komşumuzun kızı var dedi. Çok güzel çalıyor, söylüyor. İşte evet, bundan herhalde 12-13 sene olmuştur öncesi. Evet, ben de YÖNFM'de o zaman bir Türkü Bahçesi diye bir program hazırlayıp sunuyordum. Orada da genç sesleri işte insanlarla buluşturmayı amaçlayan bir programdı. Dedi ki Arzu'yu dedi çıkarır mısın dedi. Tabii dedim, seve seve gelsin benim programıma konuk olsun. Hatta gibi değil mi abim? Evet. Nasıl heyecanlanıyor? Arzu elinde de sazla birlikte gelmişti. Bir de arkadaşın mı vardı yanında? Kuzenin evet, miydi evet. O zaman? Neyi söylemiştik o zaman Arzu? Bir şey biraz önce söylüyordun. Yarın senden ayrılalım. Onu gel bir kuple geldi. Çalıp söyleyelim. İzleyicilerimizle de paylaşalım madem. Yetiş namazın kılmaya, seni seven öldü gel gel, öldü gel gel. Yetiş namazın kılmaya, seni seven öldü gel gel. Evet, böyle provasız falan ama işte bu programın güzelliği de burada. Bir yandan aklımıza bir şeyler gelince hemen söylüyoruz. Provalı, provasız. Böyle güzel zaten abi. Paylaşıyoruz. Onlar da bizim içimizi dışımızı biliyor. Ben de zaten sesini biliyor. Özledim. Eyvallah. Güzel oluyor böyle. Teşekkür ederim. Evet, o programdan sonra birazcık da insanlar seni duymuş oldular tabii. Tabii ki. Ve onun arkasından da diyorsun İzzet Altınmeşe'nin bir program vardı. Seni bulup getirmeleri bu söyledi. Bu arada İzzet Altınmeşe aradı, ulaştı. Ben inanmadım ilk başta. Dedi ki programıma gel konuşalım dedi. Ben gittim öyle abi. Dedi ki bugün size dedi bir ses dinleteceğim. Ben nasıl heyecanlandım. Ama yaşamım boyunca bir daha Seher Yıldız'ını o kadar güzel okuyamam herhalde. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle abi. O heyecanla nasıl okudum anlayamadım ama ondan sonra işte birçok firmadan teklif geldi. Evet, epey bir uzun süre geçti zaten. Sen de biliyorsun o dönemleri abi. Yani zaten birden bir şey çıktığı zaman o birden de sönüyor aynı şekilde. Öncesinde uzun bir araştırma dönemi, bir repertuar çalışması. Belki orada eksiklerin muhakkak var hepimizin olduğu gibi. Onları doldurmak için kendine bir süre tanımış oluyorsun. Sen de birazcık bir uzadı gibi oldu. Birkaç sene geçti değil mi? 97 yılıydı galiba. Çünkü 99'da albüm çıktı. O dönemde işte babam da biraz şeyden çok fazla istemiyordu. Evet. Kolay zorla, değil tabii kız tabii çocuğu. Zorla ikna ettik. Bir de müzik sektörü çok da kolay bir sektör tabii de değil. Ki öyle. Yani çok... gecesi belli değil, gündüzü belli değil. Bir konsere gidiyorsun. Buradan işte Avustralya'ya konsere gittin diyelim. Öyle. 4 gün, 5 gün. Bir iki gün yolda geçiyor. Bir iki gün orada kaldın dönme. Öyle abi. Bir hafta gidiyor. Seni herhalde şeyde yolda bulmadılar değil mi? Dolayısıyla... Babam bir de hiç istemiyordu. Çok ince elip sık dokuyorlardı tabii o dönem. Tabii ki öyle. Bir yıl uğraştık. Bir buçuk yıl babamı ikna edebilmek için uğraştık. İbrahim abi de tabii. Evet. Ondan sonra izin verdi. 99'da da albüm çıktı.
İlk Ceylan'ım albüm çıktı. Yaralı Ceylan'ım senden başkasına gönül vermem dedi değil mi orada? Bir kuple de onu dinleyelim senden. Bugün tamam programımız abi. Biraz daha fazla müziğe ağırlık vererek geçecek. Ben şimdi... Ama o dönem abi ben albüm çıktı. Evet. Bir yıl geçti. Hiç ses soluk yok. İnsan bir de hevesle giriyor ya. Dedim ki tamam her şey bitti dediğim anda. Bir de deprem dönemine falan denk gelmişti. Evet doğru. Her şey bitti dediğim anda Yaralı Ceylan'ım birden sıyrıldı. Ya. Öyle de kaldı. Yaralı Ceylan'ım arzu olarak kaldı. Son İsmine dönemlerde de kömür etkisi. Gözüm. Kömür gözüm oldu. Doğru. Diyelim hadi Yaralı Ceylan'ım diyelim. Bu da Hüseyin Karakuş'un bestesiydi. Evet. Hüseyin İlk hatta yaptığı zaman o da benim radyo programında bunu söylemişti. Ben de ilk dinledim çok beğenmiştim. Ama o dönem aklıma sen gelmedin. Çok güzel yakalamışsınız bunu. Sağ ol abicim. Yaralı Ceylan'ım senden başkasına gönül vermem. Yaralı Ceylan'ım senden başkasına gönül vermem. Elin beslediği gülden al bu canım sana dermem. Elin beslediği gülden al bu canım sana dermem. Yandı yürek yana yana savur külüm döne döne. Yandı yürek yana yana savur külüm döne döne. Soğumadan elde kına zülfün telin yere sermem. Soğumadan elde kına zülfün telin yere sermem. Çare. Aman yare, aman yare, ya Hızır ver bu derde çare. Aman yare, aman yare, pirim ver bu derde çare. Aman yare, aman yare, ya Hızır ver bu derde çare. Düştü yaralandım dost elinden parelendim. Bir ok düştü yaralandım dost elinden parelendim. Dar günümde karalandım dil lal olur seni yermem. Dar günümde karalandım, dil lal olur seni yermem. Yandı yürek yana yana, savur külüm döne döne. Yandı yürek yana yana, savur külüm döne döne. Soğumadan elde kına, zülfün telin yere sermem. Soğumadan elde kına, zülfün telin yere sermem. Aman yare, aman yare, hey pir ver bu derde çare. Aman yare, aman yare, ya Hızır ver bu derde çare. Aman yare, ya Hızır ver bu derde
çare. Aman yare, aman yare, vermez ki bu derde çare. Sesine, nefesine sağlık. Hüseyin Karakuş'u da buradan bir kez daha analım. Türküleri yakanlar benim için çok daha önemli. Bizler biraz bu dostlarımızı, bu ozanlarımızı geri planda bırakıyoruz. Programlarda da birçok sanatçı dostumuz ne yazık ki ufacık bir selam göndermekten imtina gösteriyorlar. Onun için özellikle üstüne de basarak bunu vurgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Ben de dikkat etmeye çalışıyorum abi elimden geldiğince ama bazen de fırsat verilmiyor ki. Hani böyle evet, söyleyemiyorsun da hadi bakalım oku diyor. Hadi oku. Öyle maalesef. Öyle yani hani fırsat da verilmiyor bazen. Evet. Ben de dikkat etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Şimdi tabii bizim ki televizyonlar içerisindeki bu tip sıkıntıları hep eleştiriyoruz. Hep eleştiriyoruz. Bir de görevimiz var. Bu eleştirdiğimiz şeylerin olumlu alternatiflerini topluma sunmak zorundayız. Bu programın yapılış amaçlarının başında da bu geliyor. Ben de üniversitede müzik ve medya derslerine de giriyorum. Orada evet, öğrenci arkadaşlarımıza bunları yerden yere vuruyorum, anlatıyorum, anlatıyorum. En son bir gibi tanesi dedi ki, peki doğru eleştiriyorsunuz da siz ne yapıyorsunuz dedi. Şimdi buradan o arkadaşıma cevap veriyorum. Türk Halk Müziği adına ben de bu programı yapıyorum. Bakalım izliyorsa bizi eğer. Güzel de gidiyor. Güzel de bir takip cevap olmuştur bu program onlara herhalde. Evet, nerede kaldık? İzzet Altınmeşe'nin programında çıktı. Sonra albüm çıktı. Albüm çıktı. 99 yılında. Evet. Ben ilk başta hayal kırıklığına uğradım. Bir çünkü bir hevesle insan bekledin, giriyor, bekliyor. Evet. Ondan sonra biz Ceylan'ı düşünüyorduk aslında. Yani ona klip çektik zaten albüm. A1 de oydu albümde. Yaralı Ceylan'ım birdenbire sıyrıldı ama. Radyolarımızın etkisi oldu tabii ki. Ondan sonra 1,5 ya da 2 yıl Cem Radyo'da program sundum. Konserler iyice yoğunlaştı. Evet, birdenbire çok yoğunlaştı albüm. Onun sonrasında da ikinci albüm çalışması başladı. 3 yıl sonra çıktı zaten ikinci albümü. Peki bir şey söyleyeceğim. O ilk albüm çıktı. İşte bir sene birazcık raflarda kaldı. Bir sene sonra da tutuldu artık. Evet. Ardından insanlar tarafından tanınmaya başladı. Yolda Yolak'ta da tanınmaya başladın. İnsanlar işte sen o musun, sen şu musun falan diye. Neler hissediyorsun? O ilk başta çok hoşuma neydi? Gidiyordu abim. İlk başta giderdi. Çok başa, hoşuma, değil mi? Çok hoşuma gidiyordu. Keyif alıyordum yani. Hani istediğin işi yapıyorsun, istediğin mesleği yapıyorsun ve insanların tanıması evet, önemli olan. Tanıdıkları zaman çok hoşuma gidiyordu. Şimdi de ama dışarıda gezdiğim zaman inanamıyorlardı. Böyle bazen. Yani hayatında neleri değiştirdi ya, o albüm senin? Neleri değiştirdi? Sadece çok yoğun bir şekilde çalışmaya başladım abi. Çok fazla bir şey değiştirmedi. Hani eve çok fazla zaman ayıramadım tabii ki. Evet, konserlerde. Hı hı. Yani hatırlıyorum, o zaman biz birlikte de konserlere gidiyorduk bazen. Yani evet, firmada olduğumuz için. Ben o kadar yoğun değil, konserlere çok gitmeyen bir sanatçıyım. Ayrıca da o kadar talep de yoktu bana doğrusu. Olsa gider miyim gitmez miyim onu bilmiyorum ama sizi ben takip edemiyordum. Serkan'la, bizim Ali ile birlikte. Öyle, öyle abim. Çok bir yerden geliyorlar, bir yere, bir yerden ama şimdi beni de kervana katıp bazen bir yere gidiyorduk. O ben iniyorum, gidiyorum işte eve. Siz daha oradan konsere abi, devam ediyorsunuz. Biz yurt dışından 2-3 tane konser yapıyorduk yurt dışında hafta sonu. Evet. Bazen 4 de oluyordu. İstanbul'a geliyorduk, iniyorduk. Eşyalarımı, elbiselerimi havaalanına getiriyorlardı, başka bir yere gidiyorduk. Yani Türkiye içinde. Öyleydi ama şimdi o kadar çok almıyorum. Bir de bebeğimiz de var artık. Evet, dikkat etmeye çalışıyorum abi. Peki, sohbetimize yine bir ara vermek durumundayız. İşte tamam, kısa bir süre içerisinde reklamlara girmemiz gerekiyor. Değerli izleyiciler, Arzu ile olan birlikteliğimiz reklamların ardından devam edecek. Anadolu'nun 7 Rengi programında buluşmak üzere.